Herkese merhaba arkadaşlar. Emanet dizisi yeni bölüm analiz videoma hepiniz hoş geldiniz. Dizimizi daha rahat izleyebilmeniz için birçok altyazı dili eklemiş bulunmaktayım. İstediğiniz altyazıyı videonun sağ alt altyazılar kısmından seçebilirsiniz. Lafı daha fazla uzatmadan dizimize geçelim. Yaman ve Seher'in hiçbir birbirinden ayrı yaşamasını istemiyorsanız, İkbal'in yaptığı kötülükleri artık onu diziden çıkarsın diyorsanız beğeni tuşuna basalım ve kaç kişi olduğumuzu senaristlere gösterelim arkadaşlar. İkbal dosyaları vurduktan sonra Ziya'ya ne yapacak? Sahte dosyaları Yaman'a kim verecek? İkbal yaptığı planlarında başarılı olacak mı? Yaman Seher'i başka biriyle aldatacak mı? Selim İkbal'in gerçek yüzünü ortaya çıkaracak mı? İşte bütün sorularınıza cevap vereceğim arkadaşlar. Hemen Emanet dizisinin yeni bölümünü anlatmaya başlayalım. Emanet dizisinin yeni bölümünde Yaman balayında Seher'e daha çok vakit ayıracak. Bu süreçte çiftimiz birbirine daha çok yakınlaşacak. Yaman her an Seher'in yanında olacak ve ona sevdiğini yakın zamanda itiraf edecek. Seher de Yaman'ı canından çok sevdiği için bu durumdan ötürü çok mutlu olacak. Ayrıca Yaman artık Seher'siz bir hayat süremez hale gelecek. Çünkü Yaman bir an önce aşkını itiraf edip onunla kavuşmak isteyecek. Yaman Seher'in boş bir anını kollayıp ona olan aşkını itiraf etmeye çalışacak. Ama Yaman'ın Seher'e olan aşkını itiraf etmesi hiç kolay olmayacak. Çünkü Seher her defasında Yaman'dan kaçacak. Yaman da her şeye rağmen Seher'e aşkını itiraf edecek. Seher ilk başlarda Yaman'ın kendisine aşık olduğuna inanamayacak. Çünkü Seher bunun bir mucize olduğunu düşünecek. Yaman'ın duygularını itiraf etmesi Seher'i çok mutlu edecek. Bu sefer de aşkı itiraf etme sırası Seher'e geçecek. Seher Yaman olan aşkını itiraf etmekte zorluk yaşayacak. Sonradan Seher bu aşk acısına dayanamayıp Yaman'ı sevdiğini söyleyecek. Yaman da Seher'in kendisini sevdiğini söylemesiyle çok mutlu olacak. Bunun üzerine Yaman ve Seher'in sahteydikleri gerçeğe dönüşecek. Ardından Seher ve Yaman ilk yakınlaşmalarını gerçekleştirecek. Artık Seher ve Yaman için çok güzel günlerin başlangıcı gelecek. Çünkü çiftimiz bunca zorluktan sonra ilk defa mutlu oldu. Ve birbirini bulup kavuşmaları sonucu her günleri bayram tadında geçecek. Ama sonradan her şey aniden değişecek. Çünkü sahte dosyalar ortaya çıkacak. Önceki bölümde tüm sahte belgelerin Ziya'da olduğu ortaya çıkmıştı. Ziya bu dosyaların hepsini inceleyince hayatının şokunu yaşamıştı. Çünkü Seher'in Yaman'ı aldattığını sanmıştı. Hatta Ziya Yaman'ın üzülmemesi için belgeleri sakladı. Ziya geçmişine yönelecek ve annesinin kendilerini bir başka adam için terk ettiğini hatırlayacak. Annesinin kendileri terk etmesi üzerine ailesinin felaket dolu günler yaşadığı aklına gelecek. Bu yüzden Ziya Yaman için çok üzülecek. Ziya Yaman için dosyaları bir süreliğine daha saklayacak. Çünkü Ziya evdeki huzurun bozulmasını asla istemeyecek. Bu yüzden bu dosyalar gizli kalacak. Ama sonradan iki ihtimal ortaya çıkacak. Ziya Seher'in hareketlerinden iyice şüphelenecek. Bunun üzerine Ziya dosyaları Yaman'a verecek. Ya da İkbal dosyaları Ziya'nın sakladığını bir şekilde öğrenecek. İkbal dosyalar ulaştığı gibi Seher'in konaktan gitmesini teklif edecek. Çünkü İkbal'in tek amacı Seher ve Yaman'ı ayırmak ve Kırımlı mirasına sahip olmaktır. Zaten bu amacına ulaşınca da Kırımlı mirasına sahip olacağını sanacak. Bu yüzden İkbal dosyaları hemen Yaman'a götürecek. Yaman dosyaları gördüğü gibi hayatının ikinci bir şokunu yaşayacak. Çünkü Yaman birinci şokunu annesinin evden kaçmasıyla yaşamıştı. Bu ikinci şokta ise Seher'in kendisini Selim ile aldattığını sanacak. Hatta Yaman Seher'in Selim ile kaçacağını düşünecek. Çünkü Yaman ses kayıtlarını dinleyecek. Ayrıca Yaman Seher'in yazdığı söylenen sahte mektupları da okuyacak. Yaman sahte ses kaydını dinleyince dünyası başına yıkılacak. Çünkü Yaman Seher'i bir dolandırıcı olarak görecek. Bunun sonucunda da Yaman'ın Seher'e olan güveni tamamen sarsılacak. Yaman ve Ziya ilk başlarda onu konaktan kovmayı isteyecek. Ama Yaman sonradan bu kararından vazgeçecek. Çünkü Seher evden kovarsa Yusuf'un velayetini alamayacağını bilmekte. Bu yüzden ilk zamanlar Yaman Seher'e karşı hiçbir şey belli ettirmeyecek. Sonradan Yaman Yusuf'un velayetini alır almaz Seher'e boşanma davası açacak. Sonradan Yaman Seher'e olmadık hakaretler edecek. Ve sonunda Yaman Seher'in kadınlık gururunu kırıp onu konaktan kovacak. Seher de Yusuf'u alamadan konaktan gitmek zorunda kalacak. Bu süre içinde Seher'e en büyük desteği Fırat ve Ali verecek. Çünkü Fırat ve Ali duruma el atıp gerçekleri ortaya çıkarmaya çalışacaklar. Gerçeklerin ortaya çıkması hiç kolay olmayacak. Yaman Seher'in kendisine ihanet ettiğini düşünüp yine eski hayatına dönecek. Yaman yine karanlık işlere bulaşıp yeni düşmanlar edinecek. İkbal ve Zuhal de Seher'in konaktan kovulmasıyla çok mutlu olacak. Ayrıca Zuhal Yaman'ı elde edebilmek için elinden geleni yapacak. Ama Yaman Zuhal'e şimdilik karşılık vermeyecek. Eğer Yaman Zuhal'e bir şans verirse bu onun sonu olacak. Yaman büyük bir ihtimalle bir hata yapabilir.
Çünkü Yaman, Seher'in kendisini aldattığını sanıp ondan intikam alacak. Yaman intikamını Zuhal ile birlikte olarak alacak. Yani Yaman Seher'e ihanet edip Zuhal ile birlikte bir gece geçirecek. Eğer Yaman Zuhal ile birlikte olursa bu onun sonu olacak. Çünkü Zuhal Yaman'ın sonunu getirene kadar durmayacak. Zuhal de Yaman takıntısı oluştuğundan Zuhal asla Yaman'ı terk etmeyecek. Bu durumda Seher ve Yaman'ın gelecekteki ilişkilerine zarar verecek. Çünkü Seher yakında Yaman'ın kendisini Zuhal ile aldattığını öğrenecek ve Seher büyük bir yıkım geçirecek. Bunun üzerine Seher bir daha Yaman'a dönmeyeceğine yemin içecek. Çünkü Yaman'ın kendisine güvenmediğini ve aldattığını asla unutmayacak. Yaman Seher'den af dilemezse bir daha asla kavuşamayacaklar. Ama Arif Baba Yaman'a hata yaptığını söyleyecek. Yaman da gerçeklerin peşine düşecek. Önümüzdeki bölümlerde Cengel, Fırat ve Ali gerçeklerin peşine düşecek. Onlar gerçeğin peşine düştükçe Seher'in bir komploya maruz kaldığını öğrenecekler. Selim ise Seher'in üzgün halini görüp üzülecek. Ardından Selim gerçekleri Ali ve Yaman'a anlatacak. Yaman gerçekleri öğrenir öğrenmez Seher'den özür dilemeye çalışacak. Ama Seher asla Yaman'ı affetmeyecek. Çünkü Seher'in kadınlık gururu kırıldığı için onu bağışlamayacak. Ayrıca Seher, Yaman'ın kendisini aldattığını da unutamayacak. Sonradan Nadiren'le ve Cengel Seher'i ikna etmeye çalışacak. Seher de sonunda Yaman'ı affedecek. Bu yüzden Seher konağa yeniden dönecek. İkbal ve Zuhal ise çok kötü bir son bekliyor. Çünkü onların gerçek yüzü ortaya çıkacak. Yaman gerçekleri öğrendiği için onlardan hesap sormaya gidecek. Zuhal de tüm suçu üstlenecek. Zuhal'in tüm suçu üstlenmesiyle İkbal aklanacak. Zuhal konaktan yeniden kovulacak. İkbal ve Zuhal'in konaktan kovulması herkes için iyi olacak. Yaman ve Seher sonunda rahat bir nefes alacak. İkbal gözünü iyice karartıp Seher'i öldürmeye çalışsa da bunda başarısız kalacak. Tabi her zaman olduğu gibi Seher kurtulacak. Seher'in kurtulmasıyla Yaman artık bu olanlara dayanamayacak. Yaman artık İkbal'e hak ettiği dersi verecek. Seher de suç duyurusunda bulunup İkbal'i tutuklatacak. İkbal ve Zuhal de sonunda tutuklanıp hapse girecek. Onların hapse girmeleriyle yeni kötüler dizimize dahil olacak. Bu yeni karakter bir erkek olup Seher'e aşık olacak. Yani Seher önceleri Yaman için mücadele ederken şimdi de Yaman Seher için mücadele etmek zorunda kalacak. Ali artık tamamen Kiraz'a aşık olmuş durumdadır. Çünkü Ali en son Kiraz'a aşk itirafının o kadar kolay olmadığını söylemişti. Ali Kiraz'a aşkını itiraf edemediğini ima etti. Ama Kiraz bunu anlamadı. Kiraz Ali'ye bir şans vermezse Ali büyük bir yıkım geçirecek. Çünkü Ali Kiraz canından çok sevmektedir. Her şeye rağmen Sultan Ali Ali'deki bu değişiklikleri görecek ve Ali'ye aşk konusunda destek olacak. Fırat da en son Neslihan'ın hayatında kimsenin olmadığını öğrendi. Bunu öğrenince Fırat Neslihan ile ilgilenecek. Neslihan da Fırat'tan etkilenmeye başlayacak. Artık Fırat ve Neslihan da aşklarını itiraf edip evlenme kararı alacak. Nadir anne de Neslihan'ı Adalet Hanım'dan isteyecek. Adalet Hanım da Neslihan'ın mutlu olması için elinden geleni yapacak. Neslihan da sonunda prensiyle birlikte mutlu olacak. Yani dizide çiftlerimiz kavuşmuş olacak. Peki sizce Ziya sahte dosyaları Yaman'a kendi mi verecek yoksa İkbal dosyaları bulup o mu dosyaları verecek? Aşağıda düşüncelerinizi bekliyor olacağım. Bakalım siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Böylelikle bu bölümün de sonuna geldik arkadaşlar. Bunun gibi videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalımı takip etmeyi ve bu videomu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.